Herkese merhaba. Kaptan Tsubasaki Super Striker oyununda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son Jito ve Sano'yu yenip Akita takımına gelmiştik. Akita takımında ise bizi Tachibana kardeşler karşılıyor. Tachibana kardeşlerin Sky ile bir defansa kadar gelmektedir. Forvet, orta saha bu ikiliyi mark edeceksiniz. Bu kısmı anlamamıştık hatırlarsanız. O zaman başlayalım. Tachibana kardeşlere de bir merhaba diyelim. Venan Katsu maça başladı. Misaki'de top. Şöyle ben bir geriye pas vereyim. Oyunu açalım biraz. Şuradan 11 numaraya gönderirsek 10 numara olur. Kisugi. Çok güzel. Misaki'ye atayım. Nidda ile ileri çıkacağım çünkü. Misaki'den alamazlar diye tahmin ediyorum topu. 10 numaraya bir çalım atalım. Misaki'den bir çalım. Buradan Nitta'ya gönderiyorum. Japonya'nın forveti. Top havadan geldi ne yazık ki. Allah kahretsin, de içeri atmamıştım ben. Havadan da bir şutu yok yani Nitta'nın. Normal vuralım bakalım bir. Uzaklaştırdı topu. Şu an AFK oldu. Taki'ye doğru gönderelim. Bir kanatlardan deneyelim. Nikta daha uyanmadı abi. Tamam. Taki ile Misaki'ye doğru pas. Yerden gelirse jumping volley vuracağım. Tamam, yerden geldi. Ama kaleci çıktı. Kaleci çıktıysa bırakıyorum abi. Kaleci çıktı topa. İnşallah takipteki adam kesmez topu. Az kalsın kesiyordu valla. Top Kisugi'de. Kale boş. Akita'nın kalesi boş. Vuruyorum. Kimse durdurmasın abi. Ve gol. Akita karşısında Kisugi'nin volesiyle 1-0 öndeyiz. Evet, şimdi Tachibana kardeşlerin şovunu izleyeceğiz. Kazuo aldı topu. Diğer ikisi Masao ile iyi anlaşır. Bir kayayım. Tamam, güzel. Alabilir mi Saki bunu? Geçti. Evet. Kombolarını yaptılar. Bunu kesemezler ya. Evet, havadan gelirse golü yedik büyük ihtimal. Yine de çıkayım ne olur ne olmaz. Belki kontrol yapar. Oo, harbi uzaklaştırdı lan. Ama diğer ikize geldi. Bir şey değişmedi. Skyline Hurricane vuruşlarını izleyeceğiz. Kawasaki bunu tutamaz zaten. Aha. Daha ne kadar hata yaparım sandın? Abi ya. Çeviri çok 10 numaraydı bu arada oradaki. İkizlerin normalde yiyecektik ama Kawasaki gaza geldi. Diyor ki bir daha hata yaparım dedi. Helal olsun Kawasaki. Top şimdi Izawa'da. İkinci gole doğru gidelim. Nitta. Dört numara durdurmasın. Şöyle bir verkaç yapabileceğim biri. Misaki ile yapalım. Top gene havadan geldi. Niye havadan geliyor hocam? Hayabusa'yı artık tutabilirler büyük ihtimal. Gene de bir deneyelim. Hayabusa çok güçsüz bir şut. Kaleye doğru gitti. 5 numaraya geçti. Ve gol. Nitta'nın Hayabusa şutu ve 2-0. Hayabusa, ya Nitta çok zayıf bir oyuncu kalıyor ya normalde. Ki zaten diğer takıma geçeceği büyük ihtimal artık şutları gol olmaz. Şimdik. Kay abi. Zaten büyük ihtimalle ver kaçlarını kesemezler. Pas kes yapsak bile. Masa Nitta'yı geçti. Misaki geçebilecek mi? Misaki'yi geçemedi. O bir kere olur kardeşim.
Top yine Urabe'de. Çok güzel oyun ya. Vallahi. Bir de Misaki ile atağa kalkalım. Çalım. İki kişiye de çalım at. 10 numara kaydı. Misaki onu da geçti. Masova geldi. Nasıl hızlı koşuyor lan bu kadar Masova? Dur yanlış oldu. Blok yaptı. He oradan şut çekeceğim ya. Bir de özel şutu da yok. Nitte olsa neyse. Şöyle bir havadan top gönderin hocam bana ya. Havadan, pardon havadan demişim. Bir yerden gönderin ya. Alçak top. Kaleci de var. Vurursam zaten büyük ihtimal kaleci çıksa bile geçer diye tahmin ediyorum. Aynen Misaki vurdu. Ve 3-0. Kolay bir karşılaşma daha. İkizleri daha tam göremedik ama. Özellikle 1v1'deki hareketleri ikizlerin çok önemli. Bu oyunda hani en önemli özelliklerinden biri ikizlerin. Pas kesmek için özel hareketleri var. Onun dışında blok için özel hareketleri var. Yani her şeyde özel hareketleri var kısacası. Çok güzel. Urabe topu kaptı. Ve gene Izawa'da top. Gene diyorum ama yani. Bilmiyorum ben de niye dedim. Kesebilirler mi? Hiç acımadan çat diye kesti adam. Urabe, Izawa. Yaptığın hatayı telafi edemedim Izawa. Şöyle Nakayama'yı şuna yaklaştırırsak güzel. Şu kaysın, şu pas kessin abi. Dokunduk. Bir kişi daha çıkarsa kesebilirdi. Ama kesemediler. Morisaki çık abi topa. İkiniz de çıkın. Vallahi vur der. 3-1 olduk. Olduk aynı. İkizler kendini gösteremedi daha. İlk yarıyı bitireyim ya. Evet. Hayabusa vole. Gönderiyorum. Hayabusa vole ilk defa görüyoruz şu an. Son 30 saniyesinde maçın kurtardı. Evet gördüğünüz gibi Nitta'nın şutları artık işe yaramayacak demiştim. Şöyle pas atalım. Misaki'ye. Kesemedi. Dokundu. Ve maç bitti. Nankatsu ilk yarıda 3-1 önde. Şu müziği duymazsam rahat edemiyorum. Enerjilere bakalım. Nitta tükenmiş. Misaki normal. Misaki de tükenmiş. Neyse ikinci yarıya başlayalım. Evet Akita başladı. İkizler aldı topu. İkizlerden biri daha doğrusu. İkizler diyorum ben ama. Çalım atarsa kesersiniz ya. Neyse Misaki de kaysın. Tüh. Üçünü de geçecek. Japon takımına geçiyor. Bu kombolar hiçbir şey yaramayacak. Çünkü çok zayıf kombolar bunlar. Gemini atak. Atağın adı da gemini atak. Kişi de. Tüh. Topa 7'ye havadan geldi. Konuşamadım. Kovazaki tutarsın lan sen bunu. Ben inanıyorum sana. Aferin. Nakayama'da top. Şöyle topu göndersem şuraya keserler mi acaba? Oho. Ishizaki Gammon blok. Sen de kay. Evet şimdi Ishizaki'nin Gammon bloğunu izleyeceksiniz. Ishizaki takım için fedakarlık yapıp kendi yüzüyle topu uzaklaştırıyor.
İşte ya, Ishizaki be. Ishizaki'yi sevmeyen yoktur herhalde şu Tsubasa animesinde. Şöyle Kazuha geliyor. Izawa'ya doğru göndereyim topu. Gördüğünüz gibi paslar çok zayıf yani, kesiyorlar. O yüzden yakalanmadan oynamaya çalışacağız rakiplere. Şöyle 2 numara kişi daha. Kişi de pas gönderelim. Aman kişi de yapma. 11 numaramız kimdi? Kisugi. Hop, Kisugi de böyle bir Misaki'ye doğru gönderelim topu. Havadan geldi. Rovaşatamız var. 10 numara var. Rovaşatayı vuruyorum. Evet. Kim çıktı? 4 numara değmedi. Kaleye doğru gidiyor ve gol. Artık maçı bitirmeyi oynayalım. Durdurun abi. Hayır, 10 yıl üstünde kaldım adamların, hala durdurmadı. Kazuo, sen niye şut çekiyorsun lan oradan? Tutabilir ha. Allah, adam gol attı. Sinirlendi. Direkt sikerim yapacağınız şey dedi. Bir tane vurdu. Gol oldu. Lan Katsu tekrar başladı maça. Artık şu oyunu bitirelim değil mi? Tamam. Şöyle Ishizaki'ye gönderelim. Son 3 dakika. Top Misaki'nin ayağında bitecek. Oha, nereden durdurdu lan? Ekranda belirmedi. Yani daha doğrusu sağ tarafındaydı. Tak diye durdurdu birden. Bakalım, ikizlerin skylap hareketini göreceksiniz şimdi. Aynen. Böyle bir kayış tarzları var. Ve Misaki'den de aldılar. Bunu da görmeden maçı bitirmedik. Yani görelim diye yapıyorum. Yoksa yani ben hani çalıma falan girmem yani böyle pozisyonlarda. Gazo'ya gel tekrardan. Hoca maçı bitirecek mi acaba diye düşünürken, Ishizaki'den gene bir Gammon blok gelemez çünkü enerjisi yok. Enerjisi bitti artık adam yani. Evet, Gammon blok yapsaydık durduracaktı. Kawasaki tutar bunu ya. Ben inanıyorum. Vay be Kawasaki. Vay be. Maça devam diyelim. Hocanın artık bitirmesini istiyorum şu maçı. Evet, bitirdi. Beni kırmadığın için teşekkür ederim hocam. Üçüncü takım. Nankatsu vs. Tatsunami. Tatsunami kimin takımıydı ya? Soda'nın mıydı? Aynen, Soda'nın. Defans Soda, yıldız katili. Kaleci Nakanashi ise kaleyi iyi korur. Evet. Hücum fırsatı kollayıp kontra atağa başlayın. Evet, asıl ciddi sınavımız şimdi başlayacak. Soda, yıldız katili. Özel kayışı, özel şutu. Başka da bir şey yoktu sanırsam ve kaleci Nakanashi kaleyi iyi koruyacak. Diğer bölüm işimiz çok zor olacak. 1v1'lerle gol bulmaya çalışacağız. O zaman diğer bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.